Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. B2 C1 seviyesinin ilk dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde zweiteilige Konnektoren konusunu göreceğiz. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, biz bu konuyu daha önceden görmüştük ancak temelini görmüştük. Bu dersimizde zweiteilige Konnektoren konusunu çeşitli alternatiflerde, çeşitli yapılarda inceliyor olacağız ve buna dair örnekler çözüyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Öncelikle Aufzählung pozitif başlığına bakalım arkadaşlar. Aufzählung sayma anlamına geliyor arkadaşlar. Pozitif de adı üstünde pozitif, yani hem de gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dilerseniz örnek cümlemize bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Lange haben wir uns nicht nur regelmäßig geschrieben, sondern wir haben auch oft telefoniert. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Lange uzun süredir anlamına geliyor arkadaşlar. Lange, yani lange Zeit denileceği gibi lange de denilebilir. Lange haben wir uns nicht nur regelmäßig, regelmäßig neydi arkadaşlar? Düzenli demekti, öyle değil mi? Schreiben, geschrieben olmuş. Bakın, haben geschrieben, perfektlikten hatırlayacak olursak neydi arkadaşlar? Yazmak demekti. Bunun da haben geschrieben demek ki neymiş? Perfekt formuymuş. Nicht nur, sadece değil anlamında, değil mi? Nicht nur, sondern auch yapısını hatırlayacağız, öyle değil mi? Cümlemiz devam etsin. Wir haben auch oft telefoniert. Oft neydi arkadaşlar? Sık sık. Bakın, burada da gene ne var arkadaşlar? Bir perfect yapı var. Telefonieren ne oluyordu? Haben telefoniert şeklinde ne oluyordu? Perfect'te karşımıza çıkmış oluyordu. Yani cümle bize ne diyor arkadaşlar? Ona geçmeden önce Konnektoren'a bir bakalım. Nicht nur, sadece bu değil. Aynı zamanda bu da anlamına gelen, bakın burada ne var? Nicht nur, sondern auch. Demek ki sadece bununla yetinmedik, bir de bunun üstüne bunu da yaptık gibi bir anlam çıkmış oluyor. Bakın burada parantez içerisinde wir haben var. Bu wir haben'ı kullanmasaydık da olurdu. Dolayısıyla ne diyor bu cümle bize, tekrarlayacak olursak? Uzun süre sadece yazmakla, sık düzenli bir şekilde yazmakla kalmadık. Ne yaptık? Hatta sık sık ne yaptık? Telefonlaştık demiş oluyoruz. Dolayısıyla lange haben wir uns nicht nur regelmäßig geschrieben, sondern wir haben auch oft telefoniert. Ya da dediğim gibi bunu yok da sayabilirdim. Şöyle de diyebilirdim demek ki. Lange haben wir uns nicht nur regelmäßig geschrieben, sondern auch oft telefoniert. Ben açıkçası böyle bir cümle kurduğumda bunu yok sayabiliyorum günlük Almanca konuşmamda. Bu dileği kalmış. Nasıl arzu edersiniz? Dilerseniz şimdi diğer pozitif olan Aufzählung pozitif, yani bu olumlu pozitif saymaya bir geçelim. Diğer örneğe bir bakalım. Ne diyor bu örnek bize? Wir haben sowohl in derselben Firma gearbeitet als auch im selben Chor gesungen. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Bakın burada da gene sowohl als auch yapısı. Demek ki hem de yapısını görüyoruz. Fark ettiyseniz burada da gene ne var arkadaşlar? Perfekt yapı, yani dili geçmiş yapı var. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa ilgili ders videosunu mutlaka izlesinler. Bakın, habe gearbeitet, arbeiten neydi? Hatta ne demiştim? Almanların çok sevdiği bir eylemdi, değil mi? Çalışmak demekti. Dolayısıyla bunun geçmiş zaman formu, yani perfekt formu haben gearbeitetmiş. Bakın burada fark ettiyseniz arkadaşlar, in derselben Firma, bunu da ayrıntılı şekilde konu olarak görmüştük. Burada ne diyor arkadaşlar? Die Firma, değil mi? Firma demekti. In, içinde, değil mi? Kapalı mekanlar için kullanılıyordu. In derselben, selben neydi arkadaşlar? Aynı demekti. Dolayısıyla bakın burada bakıldığında bir ne var? Bir datif olayı var. Bununla ilgili olan ders videosunu eğer sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız varsa mutlaka izlesinler. Dolayısıyla şu yapı bize ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Aynı firmada. Dolayısıyla aynı firmada diyecek olursak in derselben Firma.
Dolayısıyla bu cümle Wir haben sowohl in derselben Firma gearbeitet. Devam edeceğiz birazdan. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Koro demek arkadaşlar. Bakın gesungen bu da gene geçmiş zaman yani perfect zaman. Neydi acaba? Hatırlayalım. Gesungen tanıdık geldi mi? G'yi attığımızda zungen olamayacağına göre ne olabilir? Singen şarkı söylemek. Öyle değil mi? Demek ki singen şarkı söylemek perfectlikte neymiş arkadaşlar? Haben gesungen. Bakın burada ikinci defa haben'i kullanmaya gerek kalmadan ne yapıyorum? Buradaki haben'i kullanmış oluyorum. Yani bir tane yardımcı fiil yeterli olmuş oluyor. Bakın burada da gene aslında aynı yapı söz konusu. In derselben dememiş. Niye arkadaşlar? Çünkü koa öyle değil mi? Das koa. Dolayısıyla im selben koa demiş oluyorum. Dolayısıyla bu cümle bize Türkçe'de ne diyor? Ne anlama geliyor? Aynı firmada çalışmakla kalmadık. Aynı zamanda aynı koroda şarkı söyledik gibi bir Türkçe karşılığı, güzel Türkçedeki karşılığı olmuş oluyor bu cümlenin. Dolayısıyla toparladığımızda ne diyecekmişiz arkadaşlar? Wir haben sowohl in derselben Firma gearbeitet als auch im selben Chor gesungen demiş oluyorum. Evet. Buraya baktığımızda arkadaşlar bir sonrakine Aufzählung negatif. Bakın burada pozitifi gördük. Burada bu sefer negatif. Yani güzel Türkçemizde ne deriz buna bariz örneklerden şöyle düşünecek olursak. Ne onu ne de onu deriz ya en bariz konnektörlerden, bağlaçlardan. Şimdi ona bir bakalım arkadaşlar. Bu cümleyi bir inceleyelim. Ne demiş? Es macht weder meinem Freund noch mir etwas aus. Evet. Bu cümleyi anlamlandırdığımızda arkadaşlar ausmachen bu ayrılabilir bir fiil arkadaşlar. Ausmachen bunu biz kapatmak için kullanmıştık hatırlayacak olursak. Mesela ne yapabiliriz? Ausmachen ışığı kapatmak gibi bir anlam çıkabilir değil mi? Aufmachen neydi? Mesela bir kutuyu açmak gibi kullanıldığında aufmachen diyorduk. Ancak ausmachen da mesela bir ışık için kullanılabilir. Ancak buradakinin anlamı apayrı arkadaşlar. Buradakinin anlamı şu. Ausmachen fark etmez demek. Demek ki ausmachen fark etmez demekmiş arkadaşlar. Bu cümleye baktığımızda şimdi meinem Freund bu da çok bariz bir şekilde. Freund neydi arkadaşlar? Der Freund arkadaş demek de öyle değil mi? Dolayısıyla ne benim arkadaşıma ne de bana değil mi? Ne diyebiliriz bunun için? Yani benim için fark etmez ne arkadaşıma ne de bana fark eder deriz ya güzel Türkçemizde. Demek ki bunun Almanca karşılığı neymiş? Es macht weder meinem Freund noch mir etwas aus demekmiş. Sonrakine bakalım. Şimdi burada arkadaşlar gene aynı anlam. Ancak burada ne yapmışız arkadaşlar? Weder'ı başa koymuşuz. Demek ki ben weder noch'ı cümlenin içerisinde giydirebileceğim gibi ne yapabiliyormuşum? Cümlenin başına da giydirebiliyormuşum. Dolayısıyla weder meinem Freund noch mir macht es etwas aus da diyebiliyormuşum. Evet, herhangi bir anlam kayması yokmuş arkadaşlar burada. Dolayısıyla ne yapıyormuşum? Weder'ı buraya aldığımda weder meinem Freund öyle değil mi? Noch mir bakın ne arkadaşıma ne de bana dan sonra bakın weder meinem Freund noch mir eylem geliyor. Macht es etwas aus. Evet, ayrılabilir fiil buradaki kuralımız neydi arkadaşlar? Ön takım mutlaka sona gidiyordu. Burada da gene kuralda bir değişim, dönüşüm yok. Aynı şekilde ne olmuş oluyor? Aus ön takısı cümlenin sonuna gitmiş oluyor. Bu cümleyi de toparladığımızda demek ki ne diyecekmişiz? Weder meinem Freund noch mir macht es etwas aus diyecekmişim. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz yapıları doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Lange haben wir uns nicht nur regelmäßig geschrieben, sondern wir haben auch oft telefoniert. Lange haben wir uns nicht nur regelmäßig geschrieben,
sondern auch oft telefoniert. Wir haben sowohl in derselben Firma gearbeitet, als auch im selben Chor gesungen. Wir haben sowohl in derselben Firma gearbeitet, als auch im selben Chor gesungen. Es macht weder meinem Freund noch mir etwas aus. Es macht weder meinem Freund noch mir etwas aus. Weder meinem Freund noch mir macht es etwas aus. Weder meinem Freund noch mir macht es etwas aus. Şimdi arkadaşlar zweiteilige Konnektoren konusunda alternative konu başlığına bakacak olursak arkadaşlar. Alternative adı üstünde alternatif. Yani güzel Türkçemizde ne deriz? Ya, ya da gibi anlamına gelmiş olan entweder oder'ı görüyoruz arkadaşlar. Entweder oder demek neymiş? Ya, ya da anlamındaymış. Bakalım cümlemize. Entweder gehen wir etwas essen, değil mi? Ne diyor bu cümle bize? Etwas neydi? Bir şeyler demekti. Öyle değil mi? Hatta başka anlamı da var arkadaşlar. Etwas birazcık anlamına da gelebiliyor. Ancak buradakinin anlamı ne? Entweder gehen wir etwas essen. Bir şeyler yeriz. Ya bir şeyler yemeye gideriz gibi bir anlam da çıkabilir. Oder wir treffen uns zu Hause. Treffen neydi arkadaşlar? Buluşmak demekti. Zu Hause, evde. Öyle değil mi? Ancak treffen, uns treffen neydi? Refleksiflikti. Yani ne yapıyorduk arkadaşlar? Tıpkı sich waschen gibi, öyle değil mi? Kendi, yani tabii güzel Türkçemizde öyle bir şey yok. Kendimizi buluşturmak demeyiz. Ne deriz? Buluşuruz deriz. Öyle değil mi güzel Türkçede? Ancak burada Almanca'da refleksif şeklinde karşımıza çıkmış oluyordu. Bunda refleksif verb konusunda çok ayrıntılı bir şekilde görmüştük, öyle değil mi? Dolayısıyla burada ne diyor bu cümle şimdi bize arkadaşlar? Ya bir şeyler yeriz, değil mi? Yani ya bir şeyler yemeye gideriz, çünkü gitmek var, gehen, ya da oder wir treffen uns zu Hause, ya da evde buluşuruz. Şimdi burada arkadaşlar wir kullanmasaydık da olurdu wir. Ne yapardık o zaman? Entweder gehen wir etwas essen oder treffen uns zu Hause. Pekala, bu da olabilirdi. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Burada bu sefer gene aynı cümle, ancak entweder'i ne yapmışız arkadaşlar? Gehen'den hemen sonra getirmişiz. Ve ne diyor bu cümle bize şimdi? Wir gehen entweder etwas essen oder wir treffen uns zu Hause. Ya da evde buluşuruz. Tekrarlayalım. Wir gehen tekrar ediyorum. Wir gehen entweder etwas essen oder treffen uns zu Hause. Demek ki ne olmuş arkadaşlar? Buradaki entweder eylem gelmiş. Ancak burada ne olmuş? Eylemden sonra entweder gelmiş. Dolayısıyla biz bunu iki varyasyonda kullanabiliyoruz. Demek ki entweder oder hangi kapsamdaymış arkadaşlar? Alternatif, öyle değil mi? Ya yemeğe gideriz, bir şeyler yemeye gideriz, ya da evde buluşuruz gibi bir alternatif sunuyor bize. Buraya baktığımızda şimdi Gegensatz, Gegensatz arkadaşlar karşıtlık anlamına geliyor. Ne demek istediğimize bir bakalım. Einerseits, andererseits yapısını görüyoruz. Hatırlayacak olursak arkadaşlar neydi einerseits, andererseits? Bir yandan, öteki taraftan, değil mi? Bir yanda bu, öte tarafta bu deriz ya güzel Türkçemizde. Burada da gene öyle bir anlam söz konusu. Ne diyor cümleye bir bakalım. Einerseits würde ich ihn gern treffen. Evet. Würde treffen, onunla buluşmak isterdim, değil mi? Bir erkekten bahsediyor. Bir taraftan onunla buluşmak isterdim. Öteki taraftan andererseits bringt das nichts. Evet, bringen getirmek. Güzel Türkçe'de de biz bunu deriz. Öyle değil mi? Ne deriz arkadaşlar? Bir taraftan onunla buluşmak isterdim ama öteki taraftan bu bir şey getirmeyecek. Yani bir şeyle sonuçlanmayacak bu görüşmeniz deriz ya. Dolayısıyla ne demiş oluyoruz bunun Almanca karşılığı olarak? Einerseits würde ich ihn gern treffen, andererseits
bringt das nichts. Yani boşu boşuna onunla buluşmuşum, buluşmamışım hiç fark etmez. Değil mi? Bu bana hiçbir şey getirmeyecek gibi bir anlam çıkmış oluyor. Şimdi burada bu sefer eine Seite'ı ne yapıyoruz arkadaşlar? İ'nden hemen sonra getirmişiz. Buna bir bakalım arkadaşlar. Bu sefer ne olmuş? Ich würde ihn einerseits gern treffen, andererseits bringt das nichts. Bakın, einerseits, andererseits, gene ne olmuş bakın andererseits? Aynı şekilde kalmış. Ancak baştaki einerseits hemen ihn'den sonra gelmiş. Ich würde ihn einerseits gern treffen. Andererseits bringt das nichts. Burada da herhangi bir anlam kayması yok arkadaşlar. Demek ki biz bu einerseits'i başta kullanabileceğimiz gibi cümlenin içerisinde de tabii doğru pozisyonda olması gerekiyor einerseits'in. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Entweder gehen wir etwas essen oder wir treffen uns zu Hause. Entweder gehen wir etwas essen oder treffen uns zu Hause. Wir gehen entweder etwas essen oder wir treffen uns zu Hause. Wir gehen entweder etwas essen oder treffen uns zu Hause. Einerseits würde ich ihn gern treffen, andererseits bringt das nichts. Einerseits würde ich ihn gern treffen, andererseits bringt das nichts. Ich würde ihn einerseits gern treffen, andererseits bringt das nichts. Ich würde ihn einerseits gern treffen, andererseits bringt das nichts. Zweiteilige Konnektoren konusunda şimdi de Einschränkungen göreceğiz arkadaşlar. Einschränkungdan kasıt kısıtlama, daralmaya giden bir anlam söz konusu. Ne demek istediğimizi bir bakalım arkadaşlar. Burada zwar aber yapısını görüyoruz. Zwar aber gerçi ama demek arkadaşlar. Ne yapmış oluyorum ben? Bir anlamı kısıtlamış oluyorum öyle değil mi? Ne demek istediğimi cümlemize baktığımızda anlayacağız arkadaşlar. Ne demiş? Wir sehen uns zwar nicht mehr oft, aber wir bleiben Freunde. Evet, ne diyor şimdi burada? Wir sehen uns nicht mehr oft. Sıklıkla görüşmüyoruz. Bakın burada mehr daha demekti. Yani eskisi kadar sık görüşmüyoruz değil mi? Ancak burada zwar var. Gerçi. Dolayısıyla gerçi çok fazla eskisi kadar sık görüşmüyoruz. Ama wir bleiben Freunde. Freunde bleiben. Arkadaş kalmak. Öyle değil mi? Dolayısıyla ne diyor? Gerçi eskisi kadar sık görüşmüyoruz ama arkadaş kalıyoruz gibi bir güzel Türkçemizdeki böyle bir anlam demek ki neymiş? Wir sehen uns zwar nicht mehr oft, aber wir bleiben Freunde. Ne olmuş şimdi burada arkadaşlar? Zwar cümlenin ortasında, uns'dan hemen sonra kullanılmış. Ben zwar başa getirerekten de yapabilirdim. Yani gerçiyle de başlayabilirdim. Dolayısıyla ne olacaktı? Zwar sehen wir uns nicht mehr oft, aber wir bleiben Freunde. Bakın fark ettiyseniz arkadaşlar burada aber wir bleiben Freunde aynı şekilde kalıyor. Sadece yapmış olduğum şey ne? Buradaki zwar'ı ne yapmışım? Yani gerçeği cümlenin başına almışım. Ve ne demiş oluyorum? Burada herhangi bir anlam kayması olmuyor. Zwar sehen wir uns nicht mehr oft, aber wir bleiben Freunde demiş oluyorum. Demek ki her iki türü de kullanabiliriz. Tabii burada az önce söylemiş olduğum gibi mutlaka doğru yere yerleştirmem gerekiyor. Çünkü diğer türlü bozuk bir anlatım olmuş olur. Bizim amacımız Almancayı nasıl doğru şekilde öğretmek ve kolay öğretmek, öyle değil mi? Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wir sehen uns zwar nicht mehr oft, aber wir bleiben Freunde. Wir sehen uns zwar nicht mehr oft, aber wir bleiben Freunde. Zwar sehen wir uns nicht mehr oft, aber wir bleiben Freunde.
Zwar sehen wir uns nicht mehr oft, aber wir bleiben Freunde. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde zweiteilige Konnektoren konusunu ayrıntılı bir şekilde çeşitli varyasyonlarıyla gördük. Bir sonraki ders videomuzda arkadaşlar metin çözümlemesi şeklinde burada bu görmüş olduğumuz yapıları inceliyor olacağız, keşfediyor olacağız. Bunun için arkadaşlar Almanca Kolay YouTube kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı, paylaşmayı ve alt taraftaki zil butonunu tıklamayı unutmayalım ki sonraki ders videolarını kaçırmayalım. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Tschüss!